Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Ben 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Ali Deveci. Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yükseköğretim Kurumları sınavında fakültemizi kazanmış olduğunuz için hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Fakültemize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz fakültemiz oryantasyon etkinliğini bu yıl pandemi dolayısıyla dijital olarak gerçekleştirmek durumunda kaldık. Her ne kadar mesafe olarak sizlerle uzak olsak da kalplerimiz ve aklımız sizlerde. Bütün eğitim süreci boyunca da hep birlikte unup bu zor günleri başarılı, verimli, etkin bir şekilde aşacağız. Buna inancımız tamdır. Sevgili öğrencilerimiz, bu oryantasyon etkinliğimizin amacı sizleri fakültemize, bölümlerimize çok daha hızlı adaptasyon sağlamanızı kolaylaştırmak. Bu anlamda da sizlere daha yakından olmak, daha yakından fakültemizi tanıtmaktır. Bu etkinliğimiz aynı zamanda sizin bu yıl müfredatınıza konan kariyer planlama dersi açısından da büyük önem taşımaktadır. Oryantasyon online DU.edu.tr adresinden DF Oryantasyon platformunda, modülünde bu etkinliğimizi kaynaklar bölümüne konacaktır. Sizlerin bu etkinliğimizi izlemeniz sizin fakültemize adaptasyonunuzu hızlandıracak, kolaylaştıracaktır. Şimdi ben fakültemizi sizlere yavaştan tanıtmaya başlayacağım. Bu konuda öncelikle bir sunum gerçekleştireceğim. Fakültemizin sunumuna misyonumuzla başlamak istiyorum. Fakültemizin misyonu, ülkemizin deniz bilgi ve çıkarları doğrultusunda toplam kalite, emniyet, güvenlik, çevre yönetimi felsefesiyle lojistik, ulaştırma, mühendislik ve işletme yönetim alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim öğretim hizmetleri vermek, deniz ticaret filosuna zabit yetiştirmektir. Ayrıca ilgili disiplinlerde bilimsel çalışmalar yapma ve bu anlamda paydaşlara ve topluma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak sosyal sorumluluk görevlerimizi yerine getirmektir. Misyonumuzda öğrencilerimize özel bir yer verilmiştir. Misyonumuzda öğrencilerimizin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, özdisiplinli, liderlik becerilerine sahip, sosyal sorumluluk bilincini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, deniz örf adet ve geleneklerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeniz hedeflenmiştir. Vizyonumuz ise denizcilik eğitiminde mükemmeliyet merkezi, bilimde önce olmaktır. Hedeflerimiz, ulusal ve uluslararası denizcilik kuruluşlarının idari ve teknik organlarında görev olacak sizlerin eğitilmesi, ülkemizin denizcilik ilgi ve çıkarlarının desteklenmesidir. Fakültemizin kısaca tarihçesine bakacak olursak, esasen okulumuz 1982 yılında üniversitemizin kuruluşuyla beraber kurulmuştur. 1988 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla Türkiye'de deniz işletmeciliği konusunda eğitim veren ilk yükseköğretim birimi olarak eğitime başlamıştır. Ardından ilk olarak 1995-96 yılında güverte bölümü 31 öğrenciyle, makine bölümü ise 2005-2006 yılında 12 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. Fakültemiz yüksekokuldan fakülteye 31 Ekim 2009 tarihinde dönüştürülmüştür. Son olarak lojistik yönetim bölümümüz 2015-2016 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 2018 yılında da eğitim öğretimimize başlangıcımızın 30. yıl kutlaması fakültemizde paydaşlarımızla, mezunlarımızla, öğrencilerimizle, hocalarımızla birlikte büyük bir coşkuyla kutlanılmıştır. Tüm bu bölümleri, 4 bölümü barındıran yegane Türkiye'deki fakültedir. Yani hem denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, hem deniz araştırma işletme mühendisliği, hem gemi makine işletme mühendisliği, hem lojistik yönetimi bölümünün tamamını bir arada bulunduran entegre ve özel bir fakültedir.
Fakültemiz üniversitemizde ilk kalite yönetim sistemi belgesine sahip fakültelerden biridir. 2001 yılından itibaren fakültemizin ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi bulunmaktadır. 2019 yılında da bu belgemizi ISO 9001 2015 versiyonuna güncellemiş bulunmaktayız. Denizcilik eğitiminin gereği, uluslararası gereği itibariyle çok sayıda standartlara ve kurallara tabidir. Bunlardan bir tanesi Dünya Denizcilik Örgütü'nün STCW konvansiyonu dediğimiz gemi adamların eğitimi, belgelendirme ve vardiya tutma standartlarıdır. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun belirlemiş olduğu gemi adamları ve kılavuz kaptanlar yönetmeliğidir. Fakültemiz hem ulusal hem de uluslararası bu gereklileri karşılayarak müfredat itibariyle, deniz kökenli eğitim itibariyle, eğitim olanakları, simülatör, laboratuvar olanakları itibariyle ve akredite olmuştur bakanlığımız tarafından. Son olarak 2019 yılı içerisinde gemi makineleri işletme mühendisliği bölümümüzde MÜDEK akreditasyonunu elde etmiştir. MÜDEK, Mühendislik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'dir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmıştır. Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı üyesidir. MÜDEK ve yetkilendirilmiş bir kuruluştur. Fakültemizin kalite koordinatörü sahip olduğumuz bu kalite ve akreditasyonlarla ilgili sizlere detaylı bilgileri ilerleyen zamanda sunacaktır. Fakültemiz uluslararası birçok üyeliklere sahiptir. Bu üyeliklere sahip olduğumuz kuruluşlar Swedish Club, Nautical Institute, International Association of Maritime Universities, Uluslararası Denizcilik Eğitmenleri Birliği, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği, kendi alanındaki eğitim ve araştırmayla ilgili networklere ve kuruluşlara üyeliği olan bir fakültedir. Fakültemizin dekanlığına bakacak olursak, dekan yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Baş Mühendis Mustafa Nüran, fakülte sekreterimiz ise Adnan Koçak'tır. Dekanlığımıza bağlı personel, öğrenci işleri gibi, idari mali işler gibi ayrıca birimlerimiz de bulunmaktadır. Ancak siz bunlardan daha çok öğrenci işleri birimimizle yoğun etkileşim içerisinde olacaksınız. Fakültemizin bölümlerine bakacak olursak, fakültemiz daha önce söylediğim gibi 4 bölümden oluşmaktadır. Bir de dekanlığımıza bağlı Denizcilik Eğitimi ana bilim dalı vardır. Denizcilik Eğitimi ana bilim dalımızın başkanı Profesör Doktor Selçuk Nas hocamızdır. Denizcilik İşletmeleri Yönetim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Deveci olarak ben başkanlık yapıyorum. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümümüzün başkanı Doktor Öğretim Üyesi Kaptan Burak Köseoğlu'dur. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümümüzün başkanı ise Doktor Öğretim Üyesi Baş Mühendis Mustafa Nuran hocamızdır. Lojistik Yönetimi bölüm başkanımız ise Profesör Doktor Okan Tuna hocamızdır. Bölümlerimizdeki öğrenci sayılarına bakacak olursak toplam olarak fakültemizde 1361 öğrenci bulunmaktadır. Bu yıl birinci sınıf öğrenci sayısı ise 289'dur. Sevgili öğrencilerimiz, uluslararası işbirlikleri olan fakültemizin bu işbirliklerine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve son zamanlarda da Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping Rusya, Batum State Maritime Akademi Gürcistan olmak üzere 10 uluslararası işbirliği içerisinde olduğu üniversite bulunmaktadır. Erasmus Plus anlaşmalarımız ise yine Avrupa'da Almanya, Finlandiya, İtalya, Polonya, Yunanistan'daki çok sayıda alanındaki eğitim, yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği anlaşmamız bulunmaktadır. Akademik kadromuz itibariyle toplam olarak 74 akademik personelimiz bulunmaktadır. Bunlardan 7'si profesör, 9'u doçent, 16'sı doktor öğretim üyesi, 5'i öğretim görevlisidir.
Ve ayrıca çok sayıda da araştırma görevlisi arkadaşımız sizlere eğitim sürecinde yardımcı olmaktadır. İdari ve destek personelimizin sayısı ise 27'dir. Öğrenci işleri başta olmak üzere çok sayıda idari ve destek birimimiz fakültemizin işlerinin yürütülmesinde bizlere destek olmaktadır. Fakültemizin yerleşkelerine bakacak olursak 3 ana yerleşkeye fakültemiz dağılmış bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve ana yerleşkemiz Tınaztepe yerleşkesidir ve Buca'dadır. Diğeri Urla birimi olup Deniz Eğitim Merkezimiz ve Urla'dadır. Ayrıca İncir altında İzmir Kayıkları tesisimiz bulunmaktadır. Fakültemiz uluslararası ve ulusal eğitim gereklilikleri ve standartlarını karşılayan çok sayıda eğitim, öğretim olanaklarına sahip bulunmaktadır. Bunlardan kısaca söyleyecek olursak 23 adet derslik, 26 adet simülatör laboratuvar ve çok sayıda eğitimimizi destekleyen diğer birimlerimiz bulunmaktadır. Bunları birazdan hep beraber bakacağız ve bölümlerimizde bu olanaklarımızı sizlere bölüm bazında detaylı olarak sunumu gerçekleştirecektir. Biraz önce belirttiğim gibi ana yerleşkemiz Tınaztepe yerleşkesidir, Buca'dadır. Ana hizmet binamız ve Gemi Makine İşletme Mühendisliği bölümü arkası uygulama merkezimizin binası Buca Tınaztepe'dedir. Yine Tınaztepe'de kütüphane ve okuma salonu olarak kullandığımız bir olanağımız bulunmaktadır. Konferans salonumuz yaklaşık 350-400 izleyiciyi almaktadır ve birçok bilimsel, sosyal, kültürel etkinliğimiz konferans salonumuzda gerçekleştirilmektedir. Yine öğrencilerimizin eğitim öğretimi için bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır, fakültemize bağlı. Bölümlerimize bağlı olan simülatör ve laboratuvarlar ise ayrıca bölümlerimizde sizlere anlatılacaktır. Sizlere biraz da kampüsümüzden bahsetmek istiyorum. Kampüsümüzde sosyal kültürel etkinliklerimizi gerçekleştirdiğimiz ve mezuniyet törenimizi yaptığımız amfiteyatromuz var. Çok büyük bir amfiteyatrodur. Yine ana kampüsümüzde, Tınaztepe kampüsümüzde Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemiz bulunmaktadır. Kapalı ve açık spor tesislerimiz kampüsümüzde bulunmaktadır. University Park ise sosyal kültürel etkinliklerimiz için kullanılan mekanlarımızdan bazılarıdır. Urla birimimizde daha önce belirttiğim gibi Deniz Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Birçok denizcilikle ilgili uygulamalı eğitimimiz, işte gemicilik laboratuvarımız, ilk yardım laboratuvarımız, seyir yardımcıları laboratuvarımız, yangın söndürme gibi eğitimlerimizin gerçekleştirildiği yerdir. İncir altında yine deniz eğitimlerimizin yapıldığı, İzmir kayıklarımızın bulunduğu, teknelerimizin konduğu bir mekandır İzmir kayıkları tesisimiz. Sevgili öğrencilerimiz, fakültemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcı 19 Ekim 2020 tarihinde başlamaktadır. Güz dönemi bitişimiz ise 27 Ocak 2021'dir. Ara sınavlarımız 7. ve 8. haftalarımız içerisinde planlanmıştır. Yine güz dönemi sonu sınavları ise 1 Şubat 2021, bitiş ise 26 Şubat 2021'dir. Akademik takvimimizi üniversitemiz ve fakültemiz web sayfasından ayrıca takip edebilirsiniz. Daha önce belirttiğim gibi sevgili öğrenciler, bu yıl pandemi dolayısıyla eğitim öğretimimizi hem Yükseköğretim Kurulumuz hem de üniversitemiz senatosu kararı gereğince uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştireceğiz. Her ne kadar devam zorunluluğu ile ilgili bir koşul bulunmasa da derslerinizin başarılı bir şekilde yürütülmesinde, sizlerin başarılı olmasında derslerinizi günü gününüze ve saatinde takip etmeniz ve dersi ve öğretim üyeleriyle sürekli iletişim içinde olmanız önem taşımaktadır.
Derslerimizi üniversitemiz uzaktan eğitim merkezimizin Sakarya sistemi üzerinden yürütülecektir. Sakarya giriş sayfası DUZEM web sayfasından yansıdaki web adreslerinden online 2021 DU.edu.tr adresinden ve bu uzaktan eğitimimizin nasıl yürütüleceğine dair videolarımız ise destek bölümünden ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitimle ilgili sorunlarınız olması durumunda mutlaka bölümlerinizdeki uzaktan eğitim koordinatörlerinize ulaşmanız, onlardan destek ve yardım almanız önemlidir. Fakültemizin uzaktan eğitim koordinatörü, araştırma görevlisi Dr. Erdem Kan hocamızdır. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi bölümleri uzaktan eğitim koordinatörümüz ise araştırma görevlisi Resul Tepe'dir. Yine Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerimizin uzaktan eğitim koordinatörü ise Araşgör Dr. Erdem Kan hocamızdır. Fakültemizin birçok etkinliklerini, gerek eğitim gerek diğer bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeniz sizler için büyük önem taşımaktadır. Yansıda fakültemizin web sayfası ve sosyal medya hesaplarımız YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter olmak üzere bulunmaktadır. Aynı şekilde bu sosyal medya hesaplarımızı web sayfamızdan da görebilirsiniz. Özellikle fakültemizdeki duyurular için fakültemizin web sayfası denizcilik.edu.tr adresinden duyuruları takip etmeniz, gerek eğitimle ilgili, gerekse stajlarla ilgili, gerekse diğer ihtiyaç duyduğunuz konularda fakültemiz web sayfasından yararlanmanız sizler için faydalı olacaktır. Sevgili öğrenciler, her türlü işlemlerinizle ilgili olarak, özellikle öğrenci işlemlerinizle ilgili olarak birçok ihtiyaç duyacağınız dilekçe formlar fakültemiz web sayfasında örnek dilekçe ve formlar menüsü içerisinde yer almaktadır. Yine daha önce bahsettiğim gibi Facebook sayfamızdan da birçok etkinliğimizi sosyal medya hesabımız olarak izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yine YouTube kanalımızda yaz döneminden bu yana olsun, ilerideki dönemlerde olsun düzenlemiş olduğumuz webinarlar, söyleşiler, kariyer günleri gibi birçok etkinliklerimiz de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Sizlerin en çok ihtiyaç duyacağı fakültemiz birimi, öğrenci işlerimi birimimizdir. Derslerinizle ilgili işlemler ve problemleriniz için öğrenci işlerimi birimimize daima ulaşabilirsiniz. Taleplerinizi ve sorunlarınızı mutlaka öğrenci işleri birimimizin e-mail adresine e-posta ile bildirebilirsiniz. Ali Osman Karadağ öğrenci işleri şefimizdir. Yine öğrenci işleri büromuzda çalışan Onur Erdoğan ve Mert Saraç çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, fakültemizin iki öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bunlardan ilki denizcilik öğrenci topluluğu, diğeri ise yeşil enerji tekne topluluğudur. Bu topluluklarımızda birçok sosyal kültürel etkinliklerimiz gerçekleştirilmektedir. Bunlardan en önemlisi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makine İşletme Mühendisliği bölümümüzün kış kariyer günleri. Diğeri ise bahar kariyer günleridir. Bahar kariyer günlerimizde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi bölümümüzün öğrencilerimizle, topluluklarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz en önemli iki etkinliklerimizdir. Bu kariyer günlerinde çok sayıda paydaşımız, sektörümüzün kuruluşları sizlerle buluşmakta, tecrübe, bilgi ve deneyimlerini sizlere aktarmaktadır. Yine öğrenci etkinliklerimiz olarak birçok etkinlikler fakültemizde düzenlenmektedir. Bunlardan en önemlisi müzik dinletileridir. Yine öğrencilerimizin
bowling turnuvası, yeni yıl partisi, teknik geziler, İzmir Körfezi'deki bir takım etkinlikler, paintball gibi sosyal kültürel etkinliklerimiz de öğrenci topluluklarımız tarafından düzenlenmektedir. Fakültemizin sahip olduğu teknelerle İzmir kayıkları, yarışları, basketbol, voleybol, futbol takımlarımız gibi güneş enerjili tekne yarışlarımız gibi bir takım yarışmalarımız da öğrenci topluluklarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Sevgili öğrencilerimiz, fakültemiz sadece eğitim öğretim değil, aynı zamanda alanı ile ilgili birçok uluslararası ve ulusal bilimsel etkinlikler de gerçekleştirmektedir. Bunlara bakacak olursak, Uluslararası Lojistik Kongresi, Uluslararası Denizcilik Ekonomistleri Birliği Kongresi, Uluslararası Kıyı ve Deniz Turizmi Kongresi gibi etkinliklerimiz geçmiş dönemde düzenlediğimiz etkinliklerdir. Fakültemiz 2 yılda bir düzenli olarak Ulusal Liman Kongresi ve Deniz Turizmi Kongresi düzenlemektedir. Ulusal Liman Kongresi'nin 2019 yılı itibariyle 4.sünü düzenlemiş bulunmaktayız. Yine 2 yılda bir düzenlediğimiz bir diğer etkinlik de Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu'dur. Bunu da 2020 yılı içerisinde 5.sünü düzenlemiş bulunmaktayız. Yine fakültemizce düzenlenen ulusal konferanslar ve seminerlere bakacak olursak, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ulusal konferanslardan biri Türkiye için Lojistik Stratejileri Konferansı'dır. Bir diğeri ise Gemi Makineleri Teknolojileri seminerleridir. Bunları da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Sizler bu etkinliklerimizde görev alıyorsunuz, yer alıyorsunuz ve bu etkinliklerimizi pandemi döneminden itibaren de dijital olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunları da takip etmeniz sizlerin gelişim açısından önem taşımaktadır. Fakültemizin denizcilik ve lojistik alanında çok sayıda yayınlanmış yayınları bulunmaktadır. Bunlar Çağdaş Denizcilik Stratejileri, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi kitabı ve Deniz Araştırma İşletme Mühendisliği alanında, Gemi Makine İşletme Mühendisliği alanında yayınlanmış yayınlarıdır. Yine fakültemiz sosyal ve toplumsal bir misyonu yerine gerçekleştirmekte. Türk Limancılık Sektörü raporu, TÜSİAD raporu gibi çok sayıda fakültemiz öğretim üyeleri imzalarını atmışlardır. Bu raporların hazırlanmasına emek vermişlerdir. Fakültemize ait bir dergimiz bulunmaktadır. Bu dergimizi de dijital olarak takip edebilirsiniz, yayınlarına yararlanabilirsiniz. Düzenli olarak yayınlanan bir dergidir ve alanında çok öncü bir dergidir. Fakültemizin Mezunlar Derneği bulunmaktadır ve Mezunlar Derneği ile öğrencilerimiz ve fakültemiz arasında çok yakın bir bağ bulunmaktadır. Birçok etkinliğimize Mezunlar Derneğimiz katkı sağlamaktadır ve öğrencilerimize derneğimiz burs ve staj olanakları, istihdam olanakları yaratmada kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Sevgili öğrenciler, tanıtım sunumumu sonlandırmadan önce sizlere çok önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Sizler fakültemize kayıt esnasında akademik danışmanlarınız atanmış bulunmaktadır. Akademik danışmanlarınız ile çok yakın ilişki ve iletişimde olarak öncelikle yaşamış olduğunuz ve yaşamakta olduğunuz sorunları onlara aktarmanız ve onlardan bir çözüm olmuyor ise bölümlerimize, bölüm başkanlıklarımıza, bölüm sekreterliklerimize sorunlarınızı iletmeniz önem taşımaktadır. Akademik danışmanlarınız sizlerle idare ve bölümlerimiz arasında köprü vazifesi görmektedir. Akademik danışmanlarınızdan mümkün olduğunca yararlanın ve onlara her türlü yaşamış olduğunuz sorunlarınızı, sıkıntılarınızı iletebilirsiniz. Bizler de idare olarak, fakülte dekanlığı olarak, yine bölümler olarak daima sizlerin sorunlarını çözmeye ve sizlere daha iyi bir eğitim kalitesi sunmaya hazırız. Bu konuda sizlerden her türlü geri bildirimi bekliyoruz.
Sevgili öğrenciler, sözlerime son vermeden önce hepinize tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Sağlıklı, başarılı dolu, verimli bir akademik eğitim öğretim yılı diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.